Selamlar millet, tekrardan hoş geldiniz. Günün nasıl geçti hayatım? Hayatım bugün köy gardiyanının yanındayız. Geçen sefer loncayı bozmuştum çünkü 20 level olmuştu ve ETP kasarken X bağışlayamıyordum. Beyler biliyorsunuz ki videolarda 200'lük kor açmamız lazım. Bu arada daha fazla 200'lük kor açma videosu gelmesini istiyorsanız videoyu bir daha... Siktir lan. Hemen şuradan bir lonca kurdur. Hocam loncanın adı ne olsun biliyor musun? Solo Leveling. Oluyor, tam oldu lan. Benim çok sevdiğim bir Kore mangasıdır Solo Leveling. Ben de biliyorsunuz ki yalnız başıma oynuyorum. Tek başıma. Allah korusun, bugün bir ters bir şey yaşasak döndüğümüz zaman kimse yok yani hayatımızda, anladın mı? Yani kimse olmayacak, onun da farkındayız yani. Ayda yok lan vallahi beyler. Oğlum harbi yokuşta Yusuf. Cidden aramızda çok delikanlı insanlar var. Kimisi büyülü metal hediye ediyor, diyor lan Ömer al bas şunu. Kimi ay taşı veriyor. Oyun içi durumu olmayan da ulan diyor ki Ömer videoyu al sana bir like, bir tane yorum. Öyle destek oluyor. Böyle samimi insanları, kulak memesini emcukluyum ben. Kanka sen 2 saattir bir şey demeydin. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne içip içip duruyorsun sen ya? Ne derdin var senin? Sevgiye muhtacım, anlayın artık. Biriniz de demiyorsunuz ki senin neyin var? Gay misin? Beyler şimdi bir arkadaştan 2 bonu büyülü metal alacağız. Dedi ki Ömer geçmezse para iade dedi. O kadar garanti verdi. Hani kesin geçecek dedi. Ulan yavşak hemen de kabule basıyor. Hayırlı olsun diyor. Mesut Özil'siz bir hayata hoş geldin Ömer. Hiç güven vermiyor. Hiç güven vermiyorsun bana. Hocam artık şu zodyak hançeri geçsin be. Vallahi iliğimizi kuruttu. Ne para kaldı ne psikolojik. Hadi oğlum. Hadi artık. Gel artık bana. Gel artık bana artı 9 zodyak hançeri. Yandı. Ver parayı. Hani geçecekti lan? Hani Mesut görmeyecektik? Dur annem çağırıyor. Bir saniye abi. Kaçtı. Vaaah. Bari Zodya 9'da yamadık. Bir arkadaşımızda 6. 7. efsun ekleme varmış. Bize birkaç parça güvence karşılığında atacak. Siz de isterseniz beyler böyle hesabınızda kullanmadığınız 6. 7. efsunlar falan varsa ya güvence karşılığı ya da ben hesabınıza 2 dakika girer atarım. Ben 1 ondan atıyorum ama güzel bir efsun yakalarsak fazlasıyla komisyonunu da vereceğim. İlk efsun 350 max HP, 5 SP. Şu 5 SP'den kurtulamadık. Devam kanka devam. Yaramaz. Bu sefer ne geldi? Max HP 350. Bundan da kurtulamayacağız herhalde. Max HP 500'e çıktı. Bir de 3 saniye boyunca ateşin gücü gelmiş. Bu etmez herhalde beyler ya. 5 saniye değil bir kere. Bir de ateşin gücü para ediyor mu ondan çok emin değilim. Sanırım bu da son efsun. %1 zehirleme şansı. Max HP 5. Max HP 5 bizim yakamızı bırakmayacak. Bak kimse seni sevmiyor. Al şu silahı. Sık kafanı bir... O saldırı değeri olsa yanına da bir sıfır koysan çok güzel olurdu. Neyse arkadaşa da itemlerini teslim edelim. Bu bilezikten bizim çok çekeceğimiz var. Dur lan parayı vermedik çocuğum. 6. 7. efsun demişken bir arkadaş daha bana yazdı. Bir tane atacakmış. King of Hentai. Sen hentaycısı falan güvenlik san ama çalmazsın herhalde değil mi lan? Ya hadi şöyle bir 50 str 5 saniye buz falan bir görelim ya. Str lazım abi bize. Yine max HP 300, 2 saniye boyunca şimşek direnci. 2300k HP oldu. 300 HP için bir bomb verdik. Beyler beyler beyler. İnanılmaz bir şey yapıyoruz. Birazdan hidra denemesi yapacağız. Şu anlık hidrayı solo olarak karım yapamayacağım için. Bir arkadaş beni davet etti. Kendisi yaklaşık 40k falan vuruyormuş. Bir deneyelim. Girelim görelim istedik. Kesebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Benim hasarım yetecek mi? Ama en azından eksiklerimizi görmek adına bir deneyim olması amacıyla hidranın önüne geldik. Herkes gemiye yelkenler fora. Oo. Abicim ilk defa buraya geliyoruz. Dümene tıkla, savunmayı başlattı. Dümen mi yapacağız? Beyler bu bizim karayınca bezi. Ne oluyor lan? Şşş, hidra oğlum bana şekil şukul yapma lan. Bakın beyler size hidrayı nasıl keseceğinizi söyleyeyim. Yapmamız gereken şudur. Şu an yerde olsun. Ve deniz savaşı başlıyoruz. Notları kesiyormuşuz ilk önce. Bakalım biz de kaç k vuruyoruz hasar olarak. Merak ediyoruz hocam. Oo beyler bizde hiç az vur... Ne oluyor lan? Bizde hiç az vurmuyoruz. Kaç k gördük? Oğlum az vuruyormuşum lan. Slotlara 5k vuruyorsam hidraya kaç k vuracağım? Vallahi bizim hasar çok az beyler. Olmaz bu işler, yürümez böyle. Bu arada ben hayatımda ilk defa hidra yapıyorum. Arkadaş beni yönlendirecek. Hem hidrayı öğrenmiş oluyoruz hem deneyim oluyor. Beyler neyimiz eksik neyimiz fazla. Fazla yoktur da eksik çoktur. Bir dalga malga geliyormuş gene. Ne oldu?
Hidra'nın kafasına mı vuracağız? Oğlum ne oldu lan? Ekran gitti. Ha, bilgisayar kaldırmadı beyler. Hemen Hidra'ya vur abicim. Kaç vuruyoruz Hidra'ya? Aha şurada gözüküyor benim hasar. Oğlum ben hasar vuramıyorum lan. Üç kane lan. Biz Hidra midra kesemeyiz. Vallahi çok az beyler. Bu niye bu kadar az lan bizim hasarımız? Gemi direğinin talan as... Ne oluyor lan? Dur lan Hidra'yı bir keselim kanka. Gemi direği. Çocuklarımın babası evimin direği. Direkt mi önce gidecek? Hidra mı önce gidecek? %4, %3. Hayır. Direkt gidiyor. Hayır. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm en kötü korsan. Oğlum bizi dışarı attı ya. Bu arada onu kesseydik bitiyordu beyler. Hidra yapmış o. Kanka ayıp olmuyor mu ya? Yalan mı göt? Abi 6K nedir oğlum ya? Nasıl o kadar az hasar çıkardık ben anlamadım. Beyler acilen hasar üzerinde fokus atmamız lazım. Yoksa çar dayanıyor baya. Beyler döndük dolaştık yine demereye geldik. Birazcık tatlar kaçtı. Başımıza ilk baya rencide olduk. Uzun zamandır bu kadar kötü hissetmemiştim. Ama aynı zamanda da inanılmaz bir şekilde gaza geldim. Bu olay benim canımı çok sıktı. Uzun zamandır Metin 2'de bu kadar gaza gelmemiştim. Hidra dönmek için elimden geleni yapacağım. Kaç video sonra bu çar az önce vurduğunun en az 2 katı hasar vuracak. Bunun sözünü veriyorum. Bu götten yedi mi? Tam bu götten yemiş. Ben Hidra'yı birazcık hafife almış. Gerçekten herkes beni uyarmış da. Dedim oğlum o kadar da değildi. Nemere'ye de öyle diyorlardı. Geldim kestim. Eline verdim. Ama Hidra gerçekten başka bir boyutmuş. Bu arada Nemere'miz de kesildi. Beni çok gaza getirdi. Hidra beni çok gaza getirdi. İnanılmaz şeyler olacak. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. İyi 9 da iyidir. Kutsama kağıdı var bir tane de. Şaman. Oğlum sen ne yapıyorsun Şaman? Kendine gel ya. Hidra'yı karımız yapacağız derken diğerleri yoldan çıktı. Deli para lazım şu an. Söylediğim gibi Hidra beni aşırı hype'ladı. Onu kesmek için elimden geleni yapacağım. Zaten o Hidra'nın işi artık bitti beyler. Kaçarı yok da ne çok titan kalkan attın lan. Bir tane de ejderha alevi görseydik senden. Ne bileyim bir tane titan dioksit falan. Hani en azından parayı kurtarsaydık. Para lazım olduğu için sana geleceğimi hiç düşünmezdim Simya'cı. Beyler bu riski almamız lazım. İnsanlar Simya'dan çok güzel paralar kazanabiliyor. Çok güzel batabiliyorlar da. 8 adet antika yeşim aldık. Buradan 3 tane efsanevi alsak direkt kâra geçiyoruz. Çok güzel ilk efsanemizi aldık hocam. Hidra'yı karımız yapabilmemiz için bunlara ihtiyacımız var. Simya'cı heykelini yapsalar... Teşhislerine beton yetmez. Çok delikanlı adamsın. Ama bu yakışmadı. Şuradan bize bir tane daha efsanevi verebilirsen çok makbule geçer. Yakıştıramadım. La oğlum iki tane üst üste geçiriyor. Şunu da geçir işte da. Bari şunu geçir. Kâra geçelim. Şu an amorti durumundayız. Hayır şu an kârdayız. Şu an bu birazcık yukarı fiyata gidiyor ama bunu yakarsa şu antika yeşim bak. Şu yanarsa bak şu sağdaki var ya beyler. Bu yanarsa şunun sağladığı kârı yok etmiş olacak. Sana yazıklar olsun. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Oğlum ne olur geç lan. Lütfen geç. Son param bak. Hadi lütfen geç. Tamam. Ufak bir kârla bu işi kapattık. Ne diyoruz bu gibi durumlarda? Zarar etmemek de bir kârdır. Ve son olarak da birkaç parça basacak eşyamız var. Şimdi kesinlikle param bittiği için düşük level itemleri falan basmıyorum yani. Ben nereden geldiğimizi hatırlayalım diye bunları basıyorum. Şimdi yarın bir gün Hidra'yı karımız yapınca geldiğimiz yeri unutmayalım. Yoksa param bittiğinden değil abi. Bir sürü param var benim. Param bitmedi tamam mı? Ağlama hadi oyna. Bu arada bunları da bir arkadaş vermişti. Yani beyler bunları da hakiki görmemek lazım. Demir kas karış buradakilerin art 9 ederleri en az 50-60 mi? O yüzden onları da hakiki görmemek lazım. Tabi art 9'a geçerse bunlar 50-60 mi ediyor arkadaşlar. Böyle yanarsa para etmez ama. Aga ben buraya bir daha gelmek istemiyorum. Şunu da yak da madem bir daha ben buraya gelmeyeyim. Tamam bir daha buraya beni gelirsem. Hocam kebapçıyı kapatmışlar. Biz de hak yolundaya geldik. Buradan artık birazcık geçirmek istiyoruz. Tabi art 8 geçmesi de güzel ama art 9'da geçmeleri daha da iyi olacaktı. Kardeşim ne yap? Ne oluyorsunuz? Ne saldırıp duruyorsunuz üzerime geliyorsunuz ya? Gelmeyin üzerime artık kaldıramıyorum beyler ya. Nedir bu kardeşim ya? Bu arada beyler bakın her geçti 50 mey sayıyoruz. Her iki tane geçine bir won para gelecek. Bak 50 mey geldi bir de. Bitti olay kardeşim. Bak bir won oldu görüyor musun? Az önce yeşim basıp bir won kar edeceğiz diye bir yerlerimizden teller akıyordu. Şurada bir tane geçiriyorsun 50 mey para alıyorsun. Ne bitti lan? Oğlum malzeme bitmiş. Ben bile o kadar geçeceğine kendime ihtimal vermemişim. Neyse gümüşleri basalım bari. Kanka gümüşlerden iki tane verseydin be. Bari bir tane verseydin.
Bak sizin ağzınıza sıçacağım. Üçüncü envanterde bu saklanmış. Bunu buldum. Bir tane bunu basalım. Yakalım. Son olarak da bir tane bunu basalım. Bunu da yakalım. Ya Sertaç, yeter be kardeşim ya. Arkadaş nasıl bir boka, nasıl bir çukura düştük biz ya. Ya beyler ben gidiyorum, kapatıyorum videosunu başlayacağım şimdi ya. Nemeri falan da biz iyi kestik ya bu zararlarla. Hidra'yı da artık yavaş yavaş yapacağım. Beyler ne yapayım, hiçbir yerden yüzüm gülmüyor ya. Ben gideyim birazcık kayıt dışı paramara kasayım, razador keseyim, bir şeyler yapayım. Size videodan keyif aldıysanız diyeceğim de. Neyse, atma like falan, boşver hadi. Ben gidiyorum, kendine güzel bak. Üzme kendini.